düşünüyordu. Bir açıklama yapıyor, izleyelim. Şöyle diyorsun o belgede. Daha ötesini de söyleyeyim Engin Özkoç. Biz bir şey yaptık. Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık. Meselenin içerisine öyle bir daldık ki bize kumpas kuranları açığa düşürdük diyorsun. Yani devletin en üstünde bu emri veren sana soruyorum Recep Tayyip Erdoğan mıydı? İkincisi, yani sen Sezgin Baran Korkmaz'ı açık açık devletin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak onu yurt dışına kaçırdığını itiraf etti. Bu Sezgin Baran Korkmaz kim? Niye gülüyorsun? Yaptıkların senin hoşuna mı gidiyor? Niye pis pis sırıtıyorsun? ABD gönderdikleri kişi ABD'deki adamlar yakalandı ve Korkmaz'ın ismini verdi. Türkiye'de dört ayrı mahkeme Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulması için karar aldı. Yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Sonra bir el düğmeye bastı. Soylunun ithafına, yani senin ithafına göre bu el Soylu'nun kendi eliydi. Bu el sayesinde Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı aniden kaldırıldı. Yani Adalet Bakanlığı'nı da işin içinde bulundurdunuz. Ve 4 Aralık'ta 2020'de Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüştü. Hatta o gün o kadar çok meşguldün ki sen makamında görüşmeler yaparken Sezgin Baran Korkmaz'ı getiren iki kişi Sezgin Baran Korkmaz da senin kapında sigara içiyorlardı. Şimdi soruyorum. Sezgin Baran Korkmaz ile ne konuştun? Ne konuştun da Sezgin Baran Korkmaz bir gün sonra yurt dışına senin sayende kaçtı. Sonra masa Korkmaz için birden kara para atladı raporunu yayınladı. Sonra mahkeme gözaltı kararı çıkarttı. Oysa ki daha önce de vardı. Sonra kırmızı bülten ve Avusturya'da yakalandı. Şimdi de ABD'de yargılanıyor. Türkiye'de suç işledi senin sayende ABD'de. Sayın Başkan, diğer değerli milletvekilleri, bu ülkede kara para atlayıcıları, çete liderlerinin, uyuşturucu, kokain kaçakçılarının İçişleri Bakanı'yla yan yana gelebilmesi ve geçip gidebilmesi normal değildir. Bakın, şimdi gösteriyorum. 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto tosuncu Süleyman Soylu ile. Bakın, şimdi gösteriyorum. Peki, Süleyman Soylu uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdülhamit Burak Aykut ile. Bakın, şimdi gösteriyorum. Soylu Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasıyla. Şimdi gösteriyorum. Süleyman Soylu Mürsaraş'ta uyuşturucu kullanan pudracı Kürşat Ayvaoğlu ile. Şimdi gösteriyorum. Süleyman Soylu Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucuyla yakalanan uçağın sahibi Şehmut Özkan ile. Değerli arkadaşlarım, Türkiye hem uyuşturucu kullanımı hem uyuşturucu ticareti açısından karanlık bir noktaya sürüklendi. Elinde tuttuğun kitap gibi yüzün kızarıyor. Görüyorum. Emniyetin 2022 uyuşturucu raporuna göre 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla geçen eroin miktarı tam %61 arttı. Bonzai senin söylediklerini söylüyorum. %30, kokain %45, kaptagon %24, met %33 arttı. Bu kadar uyuşturucunun yakalanması
uyuşturucunun Türkiye'de bu kadar kol etmesi, sen onların işlerinden yakaladığın torbacılar da büyük bir başarı hikayesi yapmaya kalkıyorsun. Ve bundan hiç sanmıyorsun. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Türkiye'nin uyuşturucuda rota ve pazar haline geldiğini gösteriyor. Genel Başkanımızın gündeme getirdiği MET 2009'da İstanbul'un bir sokağında bulundu. Ve 10 yıl içinde Türkiye'nin her yerindeydi. Senin sayende. MET yoksul mahallelerin elinde ölümcül bir salgına dönüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksul mahallelerde yaptığı çalışma bize şunu gösteriyor. MET ucuz ve her yerde kullanılıyor. Yoksul gençler hızla bu ağa düşüyor. Çünkü senin çalışma tarzın bu gençlere başka bir hayat hakkı tanımadı. Geçen sene uyuşturucu kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısı MET'te rastlandı. Oran 10 yıl içinde katlanarak büyüyor. Peki sen ne yapıyorsun? Önüne geçemediğin salgını operasyonel baskınlar falan diye millete yutturmaya çalışıyorsun. Ölen, uyuşturucudan ölen çocuklar, anneler, ağlı olan anneler seni asla ama asla unutmayacaklar. Söylediğin hesaba göre yılda 260 bin uyuşturucu satıcısını yakalamıştın. Ya bu korkunç, yakalananların torbacı olduklarını, yakalanmayan baronlarınsa seninle beraber boy boy fotoğraflarını ben sana gösterdim. Doğalgaz olmayan evdeki patlamayı doğalgaz diye açıkladın. Şimdi orada terör örgütüyle ilgili araştırma ve soruşturma yapılıyor. Sayın Bakan, ben sana söyleyeyim. Son olarak skandal bir ikrafta bulundum. Taksim'de patlamasından sonra dedin ki Nusaybin'de ve Kızıltepe'de Kamışı'nın olduğu gibi birçok terör örgütünün fiş attı. Ajanların kol gezdiği bir yer yok dedi. Şimdi soruyorum. Nusaybin ve Kızıltepe Mardin'in ilçeleri değil mi? Yani sen Türkiye'de terör örgütleri ve yabancı ajanlar fiş atıyor dedin. Sen İçişleri Bakanısın. Sadece orada değil, Taksim'de fink atıyorlar sayende. Mersin'de fink atıyorlar. Az önce dedin ki, daha önceden büyük terör olayları oluyordu. Şimdi o büyüklükte terör olayı yok dedin. Altı canı kaybettiğimiz terör olayı senin için küçük bir olaydı. Sadece sana kirli politikaların yüzünden namusumuzu tevgire çeviren politikaların için bile bu görevde durmaman gerekir. Ne diye bilirsiniz? 9 milyona kişi aralarında girdi. IŞİD militanları, PYD ve PKK teröristleri, DEAŞ teröristleri her yerde kol geziyorlar. Kars Emniyet Müdürü 71 de DEAŞ örgütlüdür dedi. Şimdi diyorsun ki bunlar bu topraklarda fil katıyorlar diyorsun. Birçoğunuz sen bu Türk örgütlerine vatandaşlık verdi. DEAŞ'la ilgili de. Bak vatandaşlık verdi. DEAŞ'la terör örgütü liderini gösteriyorsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Değerli arkadaşlarım, bir İçişleri Bakanı ülkemiz ve asayiş ve can güvenliği için tehlikedir. Bir dakika. Bu yüce makamda aslında hala oturmaman gerekir. Ama elbette sen gülmeye yaptığın bütün bu şeylere rağmen hayatınca davranışlara dikkat devam edeceksin. Ama sana söylüyorum, er ya da geç Süleyman Soylu yaptıklarının hesabını vereceksin. Şimdi söylüyorum, sen dedin ya daha önceden dünya bize örnek gösteriyor diye. Sen örnek gösterilen bir lider değil, ibret alınacak bir İçişleri Bakanısın. O yüzden de asla kaçamayacaksın. Uğur Bey, sinir namusu. Misafir olun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli milletvekillerimle açıklamayacağım.